Doğuş hoş geldin. Hoş bulduk abi. Trabzonspor 1, Başakşehir 0. İçeride üst üste ikinci galibiyet. Totalde de ikinci galibiyet zaten. E, bu sezon namalüp devam ediyor Trabzonspor. İlk yarısı fena bir oyun yoktu. İkinci yarı çok bir şey e, göremedik ama detayları senden alalım. Nasıl bir maç oldu? Kadro ve bireysel performanslara daha sonra değiniriz. Önce bir genel bir maç değerlendirmesi rica edeceğim. E, tabii. Bence çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Çünkü ya Başakşehir iyi bir takım. Yani en azından lig normallerine göre iyi bir takım. Avrupa'da da oynayan bir takım ve derli toplu e, sahaya futbol koyabilen bir takım. Sonuçta maçın ismi de yani ismi olan bir maç. Trabzonspor-Başakşehir maçı bu anlamda da önemli bir maçtı. Ve bu tarz galibiyetler sonrasına e, mental anlamda e, pozitif şeyler katabilmek için de önemliydi. Açıkçası ben takımı da beğendim. Bence geleceğe dair e, umut verici çok fazla şey vardı. Özellikle ilk 30-35 dakika ya Başakşehir hiç kalemize yaklaştırmadık. Önde çok iyi bir baskı. Hem şiddetli pres hem iyi sahiçi yerleşimi. Yani rakip yarı sahada oynadık topu. Çok belki üretken değildik ama top Başakşehir'de ankşehir'in yarı sahasında oynandı. Bir iki uzun pasla kalemize gelmeye çalıştılar ama çok da başarılı olamadılar. Bu bence çok büyük bir artı. Çünkü hep geçen yayınlarda da konuşmuştuk. O presi doğru yapamadığında kalene 3 pasla gelebiliyorlar ve o zaman pres yapmanın bir anlamı yok demiştik. Şimdi pres yapmanın anlamını gördüğümüz ve faydasını saat içinde tekrar gördüğümüz bir maç izledik. İlk yarı bize daha yakındı. Belki gol de bulabilirdik. Dediğim gibi çok üretken olmasak da ama e, golü bulamadık, topu daha hızlı çevirdik en azından. işte Visca olsun, orta sahadaki oyuncular olsun, e, hücumdaki oyuncular Dragoş, Bekler'in bindirmeleri... Bunlar biraz daha e, oyuncular aktif olduğu zaman top sende kalabiliyor yani topu daha hızlı çevirebiliyorsun. Ama ne eksikti mesela? topsuz koşu atan forvet. Yani Trabzonspor'un hani offside'a düşme ihtimali olan bir pozisyon bile olmuyor. Bunları belki biraz sonra tekrar girebiliriz ama bundan dolayı da belki de çok üretken olamıyor hücumda. İlk yarı beğendim. İkinci yarı da yine başladı daha dengede başladı. Çünkü takım o pres yapmak için de baskıyı yapmak için de hani 90 dakikaya yaymak zor oluyor. Bir noktadan sonra toplu oyundaki becerilerin devreye giriyor ki biz o konuda beceriksiz yani biz ne son pasları ne şut ne son şutları ne de yaratıcılık anlamında öndeki oyuncularımızdan beklediğimizi alıyoruz diyemeyiz şu an için. Biraz yorulmalar başlayınca Başakşehir'de kalemize 60'tan sonra daha rahat gelmeye başladı ki bence maç oradan sonra sanki Başakşehir'e gidiyordu gibi. Yani Başakşehir bir tık daha oyuna girmeye başlamıştı. Biz maçı kazanmak istediğimiz için önde oynamaya çalıştık ama açıklar vermeye başladık bu sefer. Ama olmadı. Yine maçın sonunda bence yine bir silkelendik. Bir iki pozisyon bulduk ve güzel de bir gol geldi. Yani orada işte Eren'in bindirmesi pas, Viscan'ın gol vuruşu vesaire. E, neticesinde bence ilk yarıdaki oyunumuz daha iyiydi ama ikinci yarıda golü bulduk ve maçı kazandık. Önemli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Hem özgüven kazanmak açısından hem de zorlu fikstüre gireceğiz. Fikstür öncesinde de bir 3 puan kesin olarak ihtiyacımız var. Ters gelen bir takım Başakşehir uzun yıllardır Trabzonspor'a ama biraz rüzgar tersine döndü gibi. Geçen sene 3 maçı da 2 galibiyet bir beraberlik aldı Başakşehir'e. Son 4 maçtır 3 galibiyet bir beraberlik oldu. Bu da önemli yani o şeyi kırmak da önemli. Bazen o seriler çok uzar çünkü. Doğuş evet. Başakşehir'e karşı bizim kazanamama serimiz çok uzamıştı. Kim canımızı yakıyordu en çok o zaman? Vişça. <laughs> evet <laughs> her vurdu giriyordu Yani. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> her vurdu giren bir oyuncu olmadığı için bunun da rahatlığı var. Bugün bizde de tamam gol attı da yani performansını bana çok beğenmediğimi söyleyeyim. Yani bize karşı olsa ilk yarıda falan bir önünde kaldı vurdu atamadı e vesaire öyle pozisyonlar olmuştu. E bunun da etkisi var ama evet. O yüzden dedim Başakşehir maçı önemli diye. Evet ama Pedro'nun iyi performansını biraz Vişçe'ye bağlıyor musun? Evet bugün beğenmediğini söylediğim Vişçe'ye yayın öncesinde de konuştuk ama Pedro'nun bugün Pedro'yu beğenmişsindir diye düşünüyorum. Çok, beğendim. çok 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 iyiydi yine. Bayağı da senin en çok kurduğumuz cümle olabilir. Hani Pedro bugün çok iyiydi cümlesi. Evet. E orada etkisi var mı? E, hani set oyununda bir oyun kurucu kanat olması. Bence Wisha bir bek için oynaması en ideal oyunculardan bir tanesi önde. Ya bu ya yani... Witcher'ın performansını beğenmedim ama çünkü Pedro da toplu alışveriş olabilen bir oyuncu. E, Visca zaten bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Ben ikisinin birlikte çok daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Şu sebeple. Çünkü Witcher içeride de oynayabiliyor, top olabiliyor. Pedro da içeriden bindirebiliyor, dışarıdan da bindirebiliyor. Şimdi ikisi de birbirine alan açabilir. Bence daha etkili de olabilirler. Ya bugün o bağlantılar falan belki çok fazla yoktu ama bir potansiyel var. Daha bir potansiyel var ama bireysel olarak da Pedro artık istikrarlı bir şekilde iyi oynamaya başladı. Top ayağındayken de güven veriyor. Kaç tane bir sürü kademeye girdi bugün. Son anda offside'dan dolayı zaten offside olacaktı ama kritik son müdahaleleri de oldu. İkili mücadelelerde de güçlü. Gol atabileceği bir iki pozisyon oldu bu arada. Vurdu işte oyuncudan döndü falan. Oyunun çok içinde bir oyuncu. Böyle bir standart ortaya koyarsa genç yaşında büyük bir potansiyel Trabzonspor kadrosuna katmış oldu. Doğuş bireysel performansları şöyle sormak istiyorum. Bugün eksiklerden dolayı stoperde iki orta saha yani Nusram ve Mendy Klasik oynadı. Hem bu ikilinin performansı değerlendirmeni, daha sonra genel bir performans değerlendirmeni rica edeceğim. Bunu şu yüzden soruyorum. Biz iki e, orta saha tercihini görünce, yani orta saha özellikle iki oyuncu stoper tercihini görünce çok pozisyon hatası ve kayma hatası olacağını düşünmüştüm ben ama pek öyle bir karşılaşma olmadı. Evet olmadı. Aslında ikisine defansif anlamda çok iş düştü mü? Bence düşmedi. İşte bunun sebebi de rakibi kendi yarı sahasından rahat rahat çıkartamamak. Yani çok fazla bire bire kalmadılar Lundstrom'la da, Mendy ile de veya işte arkada sürekli koşturmaları gereken pozisyonlar da olmadı. Çünkü sağ iç yerleşimimiz iyiydi ve önde pres yaptık. Eğer geride karşılasaydık veya daha fazla alanlar verseydik bence zaaflar ortaya çıkabilirdi. Ben Lundstrom'un stoper oynatılma tercihini çok açıkçası doğru bulmuyorum. Yani kazansak da bugün hatalı hataları oldu. Maçı maçın başına bu arada bir iki tane hatası oldu işte geçirdi vesaire ama bilmiyorum yani ne kattığını sorarsan çok bir şey söyleyemem. Çok ona iş düşmedi bugün açıkçası. Yani ben Serdar'ı orada daha ısrarlı kullanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Mendy bu arada yine maçın en iyilerinden bir tanesiydi ama Mendy de bugün öveceğim nokta şey değil. Ya defansif müdahaleleri, işte hava toplarındaydı, Piyate'yi işte çok iyi durdurdu falan değil. Yine ofansif olarak yaptıkları, ya topla çıkmaları, her yere giriyor. Oyun içinde i̇şte sağda görüyorsun, solda görüyorsun. Yani sorumluluk alıyor. Çok istekli. Çok istekli. ya yani çok istekli ve ama yapabildikleri yine aslında toplu oyunda yapabildikleri Atletizmini övüyorsun evet, yine. Ya yani yine. Evet. ya yani bunlarla ön plana çıkıyor yine. Orta sahada Mendi Ozan mesela. Bana hala daha fazla şey hayal ettiriyor açıkçası ama çok konuştuk bunlar, O yüzden çok tekrarlamak Tekrar istemiyorum. Tekrar düş, düş, düşmüş oluyoruz e, her seferinde ama kadro tercihi her seferinde öyle geldik için. Evet. Onu konuşmadan da bağımsız konuşamıyoruz yani bu konuyu. Fikrimiz değiştiğinde bence <laughs> Mendy konusu. Mendy'nin artık süper e, oynatılması belki ama işte gidiyoruz. şey artıyor, pot artıyor. Yani hani biz Mendy şimdi Lundram da eklendi. Yani o anlamda bizim evet. görüşümüz değişmediği gibi şeyler artıyor. Yani konuşacak e, dünyada da da bunun çok fazla örneği yok açıkçası. Yani iki tane orta sahadan süper tam tersine. Artık stoperler bekleştiriliyor vesaire. O yüzden mi? Ben doğru bulmuyorum. Ben bulmuyoruz. bugün çıkacağım stoper ikilisi. Serdar Ali Şahin Yani Sadece stoper özellikle olduğu için. Ali Şahin çok beğendiğim ve işte potansiyeli muhakkak var. hani Ama üzerinde çok bir şey gördüğüm için söylemiyorum. Ama stoper olduğu için. Yani Serdar Ali çıkardım ben. Ya ben de en azından bir tanesini takımın net stoperi olarak Saviç en azından sakatken o şekilde kullanmak, yetiştirmek gerekir diye düşünüyorum. Eren'i de beğendim ben. Bence Eren bu sene bir standart koydu. Yani o da evet Trabzonspor formasıyla vasata aşamayan bir oyuncu geldiğinden beri belki ama e bir potansiyelde her zaman gösteren bir oyuncu. Gerçekten fiziksel olarak bir bekte olması yani kusursuz bir fiziği ve atletizmi var Eren'in ve bunu zaman zaman kullanıyor. Bugün yaptığı asist de çok güzeldi. Hep o yapamadıklarından, yapamadığı asistlerden falan bahsediyoruz ama son 3-4 maçtır sürekli bindiriyor, çizgiye inip Top çıkartıyor. Bazen son pasları atamadığı için dikkat çekiyor ama sürekli oralarda. Bence bu da önemli. İnşallah o da özgüven kazanıp bundan sonrası için daha iyi olur diyebiliriz. Orta sahada Okay yine birkaç maçtır vasat. Bilmiyorum belki Lundström'ı formayı alabilir gibi geliyor bana eğer yine stoper oynatılmayacaksa. Çam çok top kaybı yaptı ama ya o da çok hareketli. Gerçekten sorumluluk almaya çalışıyor ama yani ham bir oyuncu olduğunu söylemiş. daha çam değil yani o da hala ham. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama zaten yani Trabzonspor'a gelen oyuncu çok hazır gel gelmiyor yani bu tarz genç yaştaki oyuncular. Onlar 15-20 milyon bandında oluyor. İşlense bence yeteneği var ama evet bugün çok top kaybı yaptı ve hoca şey hoca maçtan sonra yine buna dikkat çekti. Draguş mesela oyundan çıktı yine homurdanmalar oldu. Ben ya yani anlamıyorum. Yani iki i̇ki maçtır e, bence Draguş fena oynamıyor. E, maçtan sonra seninle de konuştuk. Sen de söyledin. Ya hoca biraz dokunmuş. Pas tercihleri artık yani bir tık daha doğruydu. Top ayağından daha hızlı çıkardı vesaire. E bunları görüyorum. Topu yani. açmadı. Klasik evet. yani açıp top kaybı yapmadı. Evet yani bir Sanki iki şey hoca dokunuşunu ben. Evet, bir iki hatası o işte böyle bir yontulu yontulu. Sonuçta eldeki oyuncular bunlar ve ben Dragush'un kaliteli bir oyuncu olduğunu, yetenekli bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Ben tarafta araba taktığımda takıyor yani hani bilmiyorum. Bir tane gol atsa, bir tane maç kazandırsa bence onun da iyimesi böyle gidecek. Banza bir şeyler yapmaya çalıştı, hareketliydi ama çok da etkili değildi. Visca'yı beğenmedim ben. E visca özellikle 60'lardan sonra çok düşüyor. Maçın başında yine iyiydi ama oyun içinde daha etkin olmasını beklediğimiz bir oyuncu. Program başında da söylediğim gibi ben de iyi buldum takımı. İkinci yarı biraz daha etkili başlayacağımızı düşünüyordum ama 65. dakika Trabzonspor 0.00 gol beklentisi vardı. Çam, Draguş, Vişçe, Banza e, dörtlüsün üretkenliği. içeride oynadığım bir maçın e, 20 dakika geçtikten sonra 0.00 olmamalı. Neye bağlıyorsunuz? Yani hep duran e, statik olmuyor mu? Yani tek şey o mu? Nasıl değerlendiririz? birçok sebebi var. Mesela Şenol Hoca'yı ben maçtan sonra yine dinledim ki hocanın gerçekten açıklamaları çok yerinde ve güzel birçok şey anlatıyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Şey dedi. 1-0'dan sonraki takımın azmi bile bana çok şey gösterdi dedi. Yani bunu 0-0 demek ya yani 0-0 bunu yapamazken 1-0'dan sonra oynama azmi bile o bir golün, bir galibiyetin, bir işte özgüven kazandıracak bir işte olayın takımı ne kadar değiştirebildiğini orada gördüm gibilerinden konuştu. Belki de biraz da bundan yani biraz özgüven meselesi ama sadece tabii ki bundan değil. Şimdi ya Trabzonspor'un 10 numara giyen oyuncusundan biraz da kreatiflik beklersin. Ya da işte Draguş'tan mesela Draguş milli maçta bilmiyorum gördüm mü Romanya yani ile gol attı. Ya tam olarak yapması gereken bu. Sen sol forvet, ben zaten sol forvet oynaması gerektiğini düşün düşünüyordum ki sola geçtikten sonra bence performansı daha iyi bu arada. Topsuz koşu attı. Forvet özelliğini gösterdi. Bitiricini yaptı bitirdi. Bunu yapan hiçbir oyuncu yok. İşte o yüzden programın başında offside örneğini verdim. Yani birilerinin topsuz koşu atması lazım. İşte Kerem Aktürkoğlu'yu falan şimdi çok övüyoruz ya mesela. Kerem Aktürkoğlu hep o örneği veririm, Trabzonspor'da olmadığı için. Yani ekmeğin taştan çıkartıyor. Ya bir tanesi de ince iş yapmasın da bir topçu ekmeğin taştan çıkartsın. Öyle bir oyuncu olmadığı için de çok ileride özellikle topsuz hareketli olmadığımız için bu temel sebebi belki. Ama işte oyun da yavaş yavaş oturuyor. Yani bak bugün daha diri. ilk defa bu kadar diri gördüm takımı. Daha derli toplu gördüm. Oyun da yavaş yavaş oturuyor. Başakşehir gibi bir takıma karşı ilk 25-30 dakika ya yani çok pozisyon bulmasak da bir baskı kurduk. Yani yavaş yavaş olacak bu işlerde. Bu arada şey eklemek isterim. Ben de e, Draguş zor da bir isimleşleşti. Duarte iyi oyuncudur yani hani ve üstünü kurdu. Yani çoğu pozisyonda geçti. Evet, özellikle maçın başında 2-3 tane. Maçı ilk yarıdan evet ilk yarıdan bahsediyorum. Yürüp gitti ba pozisyon oldu. Evet. E, Duarte yer pozisyonda geçti. Evet elimizde o var. Dragoşt bunları yapabilecek bir oyuncu. Bazen şapkadan tavşan çıkaracak. Şapkadan tavşan çıkaracak yeteneği var ama dediğim gibi ben bunları yapmasından ziyade o koşu atan forvet özelliğini göstermesi daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Şenol Güneş'in geçmiş kariyerinde tam parlattığı oyuncu bu. Bu koşulları yapan oyuncular, kenar oyuncuları, forvet kenar oyuncuları 15-20 gol bandında bitiriyor Şenol Güneş takımında sezonu. Bu takımda da o var. O, yüzden beklentim biraz yüksek. E ve o, o koşulları, o pasları atacak ben çamı görüyorum. Yani o, o şeyi görüyorum çamda. Evet, evet. O potansiyeli onları ödüllendirecek bir oyun görüşü var gibi. Var. Sadece şey yok. Yani bence o da biraz özgüvenli. biraz dediğim gibi işte tam hala işlenmesi gerekiyor. Yetenek olarak bu var. Pas oyununa katılıyor. Bu arada şehit sevmem ben. İşte on numara oynayan oyuncunun pres yapmasıyla övülmesi veya hani işte çok koşmasıyla övülmesi ama bu da bir gerçek. Ya Çam'da bunlar da var bu arada. Hani takımı aksatmıyor aslında. Çok pres yapıyor. top rakipteyken çok hareketli. Top bizdeyken de hareketli. Sadece sorumluluk almaya çalışsa da top geldiğinde onu kullanma yönünde sıkıntıları var. Ama artıları da var. Şu an ama bu maçta çok top kaybettiği için eksisi daha fazlaydı diyebilirim. Doğuş Şenol Güneş'in için... Maç sonu açıklaması. Takımın bazı alışkanlıkları var. Taşta bile geri atıyoruz. Bu zihinsel bir durum dedi. Bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Kolay değil. Biz Ağustos'tan beri seninle her yayında bu alışkanlıkları nereye bağladığımızı hep söylüyoruz. Ne diyeceksin Şaholcan'ın şey maç sonu açıklaması? Katılıyorum. <laughs> yani Eren Elmalı'yı biz orta saha geçmediği bir sürü maç izledik. Trabzonspor kariyerinde veya diğer bek oyuncularını falan ya bu böyle takımın doğru böyle bir alışkanlığı var yani hoca taçı bile geri atıyoruz diye ya bundan bahsetmiş. Ya bunlar yavaş yavaş oturacak. Ama işte dediğim gibi o yüzden bu galibiyet önemli. Ya oyuncuların takımın gerçekten özgüven kazanması lazım. Yani bu oyuncular asla bu kadar kötü oyuncular değil. Mesela ben Ozan'ı da daha diri gördüm bugün mesela. Ozan'ı da ben beğendim açıkçası. E 8 numarada orta sahada e, takım biraz çeşitliliğini artıracaksa onun da performansını arttırması lazım. İşte yavaş yavaş ya takımın fiziksel durumu da bu arada Başakşehir çok daha e, bu anlamda potansiyeli daha enerjik bir takımken ona da karşılık verebildik ki orta sahada Kemen Crespo falan yani bütün aslında enerjik oyuncuları koymuş. Fiziksel kapasitesini de arttırdığını görüyoruz takımın. Bunlar arttıkça birkaç tane de galibiyet aldıkça takımın e, bir bütün olarak oyuncuların da bireysel olarak potansiyelleri, performansları artacaktır. Ben de fiziksel durumunun daha iyi olduğunu görüyorum sahada. Doğuş, Göztepe, Fenerbahçe ve Rize'de deplasmanı. Göztepe ve Rize deplasman biraz fixtür zorlu gibi. Ne düşünüyorsun? Ya zorlu. Bayağı zorlu. Göztepe bize tam ters gelecek bir takım gibi çünkü çok fiziksel oynuyorlar. Bir de deplasman yani gerçekten en iyi iç saha takımlarından bir tanesi. İç sahada izlemeyi de en sevdiğim takımlardan bir tanesi. O yüzden orada verebileceğimiz reaksiyonu mesela oradaki mücadele gücümüz bence sezonun veya en azından ilk yarının geri kalanında bizim için bir gösterge olabilir. Sonrası Fenerbahçe maçı <laughs> Allah bilir <laughs> ne olacak. Rize'de Rize de şu an kötü görünüyor ama bizim maçı yani bence ligdeki kadrosu iyi olan takımlardan bir tanesi. Ekstra motive de oluyorlar. Evet öyle ama 3 tane keyifli maç. Ha, bilmiyorum buralardan 3'te 3 üç zor gibi geliyor ama iyi bir şekilde çıkarsak gerisi çok daha pahalıymış. Abi... <laughs> Namal <arası> serimizi devam <laughs> ettirirsek bir tane de bir galibiyet güzel olur. Tabi şey de bağlı biraz Savic iyileşecek mi ya da nasıl gelecek. Densville sanırım dönüyor. Hı hı. Yani bunu şey için söylüyorum yani stoperler geliyor diye değil. Belki orta saha kalitemiz... Fizik kalitemiz artar diye. Doğuş ağzına sağlık. Sağ ol, teşekkür ederim. Son bir şey ekleyebilir miyim? Başkanın hafta içi sanırım Katüde açıklamaları oldu. İşte Abdülkadir Ömür, Ünal Karaman kısmı biraz ön plana çıktı. Ya Abdülkadir Ömürle ilgili şey dedi. Kapının önüne ben koydum işte forma giyimi istemediğini söyledi dedi. Ya bilmiyorum ben bu üslubu biraz sıkıntılı görüyorum. Buna da değinmek istedim. Yani Abdülkadir Ömür bu takımın altyapısından çıkmış. Şampiyonlukta çok önemli katkılar vermiş. İki kere sakatlanmış, dönmüş. Evet beğenirsiniz, beğenmezsiniz, eleştirebilirsiniz. Bence de gitmesi doğruydu. Ben de son dönemde çok eleştirmiştim ama sonuçta önemli katkılar vermiş bir şey oyuncudur yani. Trabzonspor dediğinde son yıllarda Sayabileceğin 8-10 oyuncudan bir tanesidir. Böyle kapının önüne koyduğum gibi söylemler çok doğru değil bence. Ee, başkan'ın açıklaması çok bana güzel bir üslup gibi gelmedi. Ee, onu değinmek istedim. Ben de bir şey ekleyebilir miyim Doğuş? Tabii ki. Zorban Küçük'le ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Maçın 5. dakikasında Banzan'ın kaptığı bir top var. Son adam Bağ'dan ya da Upoku'dan e, kaptı topu. E, ve faal çaldı pozisyona. Şey izledin mi Arda Güler'in golünü Doğuş? İzledim. Kerem'in kaleciye müdahalesi yani biraz bakmaları lazım ya. Yani. Hani neredeyiz? Bizi niye eleştiriyorlar bu kadar? Bir bir de ya da ben yine yine baydı herhalde. Evet, evet. Eli kapalı elini, arkadaki kapalı elini küçülse anlayacağım. Tam tersi. E, kapalı elini açıyor yani hani orada. Evet. Varması, Açtı sonra tekrar kapadı. Sonra tekrar kapadı ve pas geçildi. Ama bunlardan da ziyade yine çok kötü bir yönetim, yine çok kötü bir iç saha. Bir önceki kazandığımız Konya maçında çok kötü bir Yönetim vardı. Üst üste geldi. Ee, bayağı. Üst üste. Yani yine çok kötü yönetim. Antep çok kötü yönetim. Hataya gidiyorsun çok kötü yönetim. Ama zorba küçükçe bir ekstra konuşmak istedim yani. Ben o Banza'nın kaptığı top top bizim oyuncumuzun önünde kalmasa. Ee... Evet. Bence öyle olacaktı. Ben senin söylediklerine ek olarak şunu söyleyeyim. Ya, Crespo ile Kemen ilk yarı kayarak müdahaleler, çekmeler. Kesinlikle sarı kart görmeleri lazım ki bu şu yüzden çok önemli. Maçın tonunu belirliyor. Ya orta sahadaki o fiziksel mücadele giren oyuncuların bir tanesinin sarı kartla oynaması bile maçın tonunu belirliyor. Kemen sarı kart gördü ya, ikinci yarıda. Ben kırmızı sandım. Ya yani kırmızıyı gördü sandım. İlk yarı sarısı vardı sandım. Yokmuş. Ya bunlar o yüzden önemli. Yoksa yani o an tam Pozisyon pozisyon bakınca tamam ya yani vermediği geçebileceğim pozisyonlar maçın tonunu belirliyor. Çok üst üste geldi. İnşallah sonraki maçlarda olmaz diyelim. Doğuş ikinci kez. Ağzına sağlık. Teşekkürler. <laughs> <Seninle. gülüyor> i̇zleyenlere de bu arada yorumlar için sürekli yorumlar geliyor. Teşekkür ederiz. Bu maçla ilgili de yorumlarını yine bekliyoruz. Hepsini okuyoruz. Onu da söylemiş olalım. Tekrar teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür izleyenlere Görüşürüz. Görüşürüz.